Arkadaşlar selamünaleyküm. Balistik füzeler konusunda Türkiye çok iyi bir noktada değildi. Ama bu açığı kapatmak için bir süredir ciddi çalışmalar yapılıyor. O yüzden de son günlerde bu alandan arka arkaya haberler geliyor. Geçenlerde Türkiye'nin en uzun menzilli balistik füzesi olan Tayfun'un test atışının haberini yapmıştık. Şimdi ise bir başka balistik füzemiz olan KAM füzesinin ilk ihracat haberi geldi. Bu haber önemli. Çünkü bu haberle birlikte Türkiye artık balistik füze ihracatçısı ülkeler listesine girdi. Türkiye savunma sanayisinde çok hızlı bir gelişme gösterdi. Bu gelişme elbette Türkiye'yi güvenlik anlamında rahatlatıyor. Sıkıntılı bir coğrafyadayız. Elimiz güçlü olmak zorunda. Zaten tost pembe hayaller görmeye gerek yok. Eğer barış istiyorsan her an savaşa hazır olmalısın. Özellikle bizim coğrafyamızda bu yazılmamış bir kuraldır. O yüzden savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeler bizi güvenlik anlamında elbette rahatlatıyor. Ama bu sektörün bir de ekonomi boyutu var. Kendi ordunuza silah üretmek elbette maliyetli bir iş. Bunun için ülkeler çok ciddi bütçeler ayırıyor. Ama bu sektör ihracatlarla da ciddi bir gelir kaynağına dönüşebiliyor. Ve bu ihracatlar ülke ekonomilerini çok fazla rahatlatabiliyor. O yüzden savunma sanayinde ihracat haberleri en az yeni ortaya çıkan ürünlerin haberleri kadar önemli kabul edilir. Bugün de böyle bir haberi konuşuyoruz. Biliyorsunuz balistik füze konusunda daha çok başlardayız. Yakın zamana kadar bu konuda neredeyse hiçbir çalışmamız olmamıştı. Ama şimdi belli başlı füzeler ortaya çıkmaya başladı. Bu füzelerden biri olan kan balistik füzesi bu ay ilk ihracat başarısını yakaladı. Roketsan'ı biliyorsunuz. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşlarından biri. Akıllı mühimmat alanında ciddi çalışmalar yapıyorlar Roketsan 2021 yılında ciddi ihracat başarıları yakaladı. Bu sayede dünyanın en büyük yüz savunma sanayi şirketi listesine giriş yaptı. Bu yıl listede daha da yukarılara tırmanması bekleniyor. Çünkü çok daha fazla ihracat yaptığı biliniyor. Roketsan'ın ihracat kalemleri içinde özellikle öne çıkan mühimmatlar Mamle ve Mamce. İnsansız hava araçlarında çok iyi durumdayız ve bu araçların birçok ülkeye ihracatı yapıldı bugüne kadar. İnsansız hava aracı ihraç ettiğimiz ülkeler aynı zamanda Roketsan'ın daimi müşterileri haline geliyorlar. MAMLE ve MAMCE'nin ihracatta öne çıkmasının sebebi bu ve üretilen ürünlerle birlikte yapılan bu ihracatlar Roketsan'ı dünya çapında güvenilir bir firma haline getirdi. Artık Roketsan ismi güven veriyor. Bu ay Endonezya'da bir savunma sanayi fuarı düzenlendi. Bu fuara Roketsan da katıldı ve Endonezya ile kan balistik füzesinin satışı için anlaşma imzalandı. Bu anlaşma önemliydi. Çünkü bu sayede Türkiye balistik füze ihracatçısı ülkeler arasına girdi. Bunun devamı da gelecektir. Farklı ülkelerden de balistik füzemizin sipariş edilmesi şaşırtıcı olmayacak. Çünkü kan çok etkili bir füze ve daha da önemlisi kendini gerçek savaş ortamında kanıtlamış bir füze. Balistik füzeler büyük çaplı hasarlar bıraktığı için her operasyon ortamında kullanılabilen sistemler değil. O yüzden şu an dünyada üretilen birçok balistik füzenin sahada test edilmiş olma gibi bir durumu yok bizimki ise daha önce kullanıldı. Biliyorsunuz Kan Bora balistik füzesinin ihracat versiyonu. 300 kilometrenin üzerinde menzilli balistik füzelerin ihracatı yasak olduğu için Bora'nın 280 kilometre menzilli Kan versiyonu geliştirildi. Yani yeni ya da farklı bir füze değil. O yüzden Bora füzesinde edinilen bütün tecrübe Kan füzesinde de var kabul edilebilir. 2019 yılında Pençe Harekatında Bora füzesi ilk defa kullanıldı. Şemdinli'deki birlikten Kandil'deki hedefler vuruldu ve nokta atışı ile bütün hedefler imha edildi. Normalde bu füze terör operasyonlarında kullanmak için biraz fazla bir füze. Ama o gün kullanılmış olması bugün saha tecrübesine sahip bir balistik füzeye sahip olmamızı sağladı. Ve dediğim gibi hedef nokta atışıyla vuruldu. Balistik füzeler biraz ağır sistemler olduğu için sapma payları biraz yüksek olabiliyor. Mesela biz Bora'yı Çin'le bir işbirliğimizin sonucunda oluşturduk. Çin'in B611 serisi füzelerinden ilham alındı burada. Ama o füze çok geliştirildi. B611'in 50 metrelik bir sapma payı var. RoketSan'ın mühendisleri bunu 10 metreye kadar düşürdü. Füze yaklaşık 470 kilogramlık bir harp başlığı taşıyabiliyor. Yani 10 metrelik sapma olsa bile hedefi imha etmeye engel değil. Zaten bu tarz balistik füzeler için 10 metre ciddi bir başarı. Bu füze ordumuza çok ciddi avantajlar sağladı. Mobil bir tarafından taşındığı için farklı noktalara hızlı şekilde konuşlandırılabiliyor. Ayrıca sabit füze sistemlerine göre hayatta kalma şansı daha yüksek. Çünkü sürekli hareket halinde yani yerinin tespit edilip imhasının gerçekleştirilmesi için çok ciddi bir istihbarat çalışması gerekiyor. Bir de bora yani kan katı yakıtlı bir füze. Bu sayede daha kısa bir fırlatma döngüsü var ve daha az sayıda personel gerektiriyor. Sapma payı düşük olduğundan ve ciddi büyüklükte bir harp başlığı taşıdığından dolayı bir savaş halinde düşmanın en kritik noktalarını önden vurma şansı veriyor. Bazı durumlarda hava kuvvetlerinin yaptığı operasyonlardan bile daha etkili olabiliyor. Çünkü hiçbir risk almadan derin hareket gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve savunma sistemlerinin de balistik füzeleri engellemesi o kadar kolay bir iş değil. Bu avantajlarının da ötesinde aslında Türkiye için bu füzeyi geliştirmek hatta balistik füze çalışmalarını çok daha ilerilere götürmek bir zorunluluk. Çünkü biz ciddi anlamda füze zengini bir bölgede varlık gösteriyoruz. Özellikle Ortadoğu sınırlarımız balistik füze ve kitle imha silahı konusunda ciddi bir yarışa sahne oluyor. Mesela Suriye ve İran füze sayısını agresif şekilde arttırıyor. Kuzey Kore'nin bu alanda çok ciddi bir tecrübesi var ve o tecrübeyi uzun süredir Suriye ve İran'a aktardığı biliniyor daha 2005 yılında Suriye Scud tipi balistik füzeleri test etmişti. Bunların içinde Kuzey Kore yapımı 700 kilometre menzili Scud D de vardı. Yine İran'da çok uzun zamandır balistik füze konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Ve bu çalışmalar Batı'yı ne kadar tehdit ediyorsa bizi de o kadar tehdit ediyor. Hatta daha da fazla diyebiliriz. Çünkü Müslümanlara karşı savaşmak İran'ın bir geleneğidir. Onlar Müslüman olmayanlara karşı sadece görüntüde ses çıkarırlar. Ama onlara bir zararları dokunmaz. O yüzden İran'ın balistik füze olması daha çok Türkiye için tehdit oluşturuyor. Bu yüzden de kan versiyonu ile ihraç ettiğimiz Bora füzesi kritik öneme sahip ve bunun çok daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü çevremizdeki bu yarış tüm hızıyla devam ediyor. Geçenlerde İran devrim muhafızları ilk yerli hipersonik balistik füzelerini geliştirdiklerini açıkladı. Hipersonik füze deyince olay bambaşka bir boyuta evriliyor. Çünkü bu füzeler mevcut füze savunma sistemleri tarafından genelde engellenemiyor. Ve uzun bir süre daha bunlara karşı koyacak bir sistemin ortaya çıkacağını pek zannetmiyorum. Yani bizim Bora sistemini çok daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Tabi Türkiye bu alanda hızlı şekilde çalışmalarına devam ediyor. Geçenlerde Tayfun füzesini denemiştik. Tayfun Bora gibi taktik balistik füze değil 561 kilometrede hedefini vurdu. Bundan sonra menzilinin 561 kilometre olduğu açıklandı ama elbette o iş öyle değildir menzili muhtemelen çok daha fazladır. Bununla birlikte tayfunun arkasının geleceği de açıklandı. Mesela Cenk füzesinin müjdesi de verildi. O noktada çok daha farklı bir füze ortaya çıkabilir. Yani Türkiye bu alanda çok ciddi şekilde ilerliyor. Ve bu ilerleme tahmin edilenden daha kısa bir zamanda Türkiye'yi hipersonik füze üreten ülkeler arasına sokacaktır. İran bunu üretti mi bilmem. Çünkü İran'ın askeri gücünü abartmak için yaptığı 10 açıklamanın 5'i propagandadan ibarettir. Yalan haber yapmayı çok seviyorlar. O yüzden açıklamaları ne kadar doğru bilemiyorlar. Bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey var. Türkiye şu an açıkladığından çok daha fazlasını hayata geçirmiş durumda. Özellikle balistik füzeler ülkelerin tamamının gizli saklı yaptığı çalışmalardan oluşuyor. Türkiye'nin de bu alanda açıkladığının çok daha ötesinde çalışmaları elbette var. O yüzden KAM füzesinin Endonezya'ya ihracatı sadece bu konuyu konuşmak için bize bahane oluşturdu. Ve haberimizin olduğu ilk ihracat olduğu için bundan ilk diye bahsettik. Bu füzelerin satışları da çoğu zaman gizli yapılıyor. O yüzden belki de daha önce başka yere de ihracatı yapılmıştır. Zamanla nasılsa hepsini öğreniriz ve inşallah en yakın zamanda bu kanalda yerli hipersonik füzemizin haberini yapmakta nasip olur. Türkiye'nin bölgesel ve küresel anlamda caydırıcılığı için bu şart. Çünkü çağ bizim bildiğimiz şekliyle mertçe göğüs göğüse çarpışmanın çağı değil artık. Bu çağda basacak düğme sayınız ne kadar fazlaysa, sallığınız korku da o kadar fazla oluyor ve burada gururla anlattığımız projelerde bu düğme sayılarını her gün biraz daha arttırıyor. Allah'a emanet olun.